Evet dostlar, bugün size hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. İzlediğim bir film üzerinden bir sohbet etmek istiyorum. Yeni çıkan bir film, Don't Look Up. Bu film bayağı gündemde bugünlerde. Bu film çok günceli bize anımsatıyor. Güncel yaşadıklarımızdan çıkarımlar yapabiliyoruz bu filmde istemediğimiz kadar. Siyaset, medya ve sermaye üçgeninin bütün iş güzelliklerini, bütün önde şirin gözükmelerine rağmen perde arkasındaki gerçek yüzünü çok güzel bir kara mizah ile bizlere sunmakta. Ben doğrusu çok etkilendiğim için size bu loş ortamda bu film hakkında konuşmak istiyorum. Bu film çok eleştirildi, övüldü, tenkit edildi, beğenildi. Ama öyle böyle değil. Peşi sıra meşhurların oynadığı, hadi benim bildiğim çok meşhur yok, DiCaprio dışında, o da herhalde filmin en iyi oyuncusu, en çok kendini parçalayan o gibi geldi bana. Evet, usta bir film eleştirmeni değilim ama sosyal hayattan, sosyopsikolojiden bana yansıyanları size aktarmak istiyorum. Bu film kısaca Hülya Sağca, herkesin çok rahatça konusuna ulaşabildiği için özetle Everest Dağı boyutlarında bir gök cisminin dünyaya yöneldiğini keşfeden iki genç adamın bunu medya yoluyla herkese duyurma çabası üzerine çevrilen bir senaryosu var. Evet, ama gel görün ki dünyayı yok edecek olan bu muazzam büyüklükteki gök cismi karşısında dahi insanlığın nasıl da laikayt bir noktaya geldiğini bu filmde görüyorsunuz. Bir, siyasetçi. İki, siyasetin üzerinde artık görülen sermayenin. Üç, medyanın nasıl da perdeleyici, asli vazifesinden bilgilendirmeden çıkıp da nasıl da manipüle ettiğini, halkı manipüle aracı olduğunu bu filmde çok iyi görebiliyorsunuz. Yırtındılar bizim bilim adamları. Önce ciddiye alınmayan bu hadise karşısında siyasetçinin sıkıştığı zaman bu kadar bütün insanlığı ilgilendirecek bir mevzuyu gündeme aldığını da ince bir göndermesi var bu filmde. Saraydaki, Beyaz Saray'daki skandalları ancak örtme adına insanların ilgi gösterebileceği, öncelik haline getirebileceği bir husustan dolayı gündeme alındı. Ama bu da yine sermayenin, politikanın bir propagandasına dönüştü. Çok güzel bir şekilde resmedilmiş burada. Başka neler gördük? Bu bilim adamlarından DiCaprio'nun oynadığı profesör bir müddet sonra şöhretin nasıl zehirli pençesine düştüğü, medyatik gevşek gülmesiyle dikkatlerimi çeken o kadınla nasıl sonra iş pişirdiğini, bu kadar ciddi bir hususta bile şöhretin bir insanı nasıl da bir müddet de olsa başını döndürdüğünü gördük. Bu konuda hiçbir eleştiri görmedim. Bu da benden olsun. Bununla birlikte ben tabii Halley Kuyruklu Yıldızı'nı da anımsattı. 13 yaşında bir çocukken 1986 yılında ne kadar da mühim bir hadiseymiş. Ben de zannediyordum ki böyle herhangi adiyattan bir olay. Ya 75 yıl, 76 yılda bir gezegenimizden gözle görülür bir şekilde yanımızdan geçen bir Halley Kuyruklu Yıldızı oldu. Ya öyle büyük bir olay ki bir daha göremeyeceğim. Allah nasip ederse belki 90 yaşlarında yine göreceğim. Böyle bir kuyruklu yıldız gibi misali, ki göktaşı mı, kuyruklu yıldız mı, o da tartışılır ama göktaşı demek daha doğru olur. İşte böyle bir gök cismi bu filme göre dünyaya çarpacak, büyük bir tsunami'ye yol açacak, peşi sıra felaketleri tetikleyecek ve dünya yaşanmaz bir hale gelecek. Filmde zaten bol bol geçen hepimiz öleceğiz. Tabii her şey çok modern çizgiler taşıyor. Sosyal medya gerçeği burada çok vurgulanıyor. Sürekli ilgiler, alakalar, insanların kayıtsızlığı,
Burada çok iyi resmedilmiş bu filmde. İlginç bir şekilde Amerikan başkanı, şu ana kadar pratikte gerçekleşmese de bir kadın başkan, ama biraz Trump'ımsı bir havası da var. Artık gördük, Amerika gibi dünyanın zirvesi bir ülkesinin başında dahi böyle insanlar geçebiliyor. Onun için şaşırmadık. Velhasıl beni taraftan oğlunun danışman olması yine bu bizde böyle çok yakın çağrışımlar yaptırdı. Eş dostun nasıl arkadan gemileri yürüttüğünü gösterdi. Öbür taraftan sermayenin, çok yaşlı bir ayağı çukurda olan bir insanın nasıl kişisel çıkarlar uğruna dünyayı, insanların hayatlarını bile umursamadığını. Allah şaşırtmasın. İnsan bu derece şaşırıyor. Hatta ön tarafta kendi üretimi olan cep telefonlarının reklamında çocukları, şirin çocukları nasıl da kullandığını, ama arka tarafta reklamda kullandıkları telefonları bile ellerinden alındığını yine mizah yoluyla bizlere çok güzel resmediyor. Medyada mahiyeti gereği halka gerçekleri duyurmak yerine nasıl da gerçekleri sakladığını, perdelediğini, manipüle ettiğini bu film çok güzel dile getirmiş. Kahramanlarımız çok hayret ettiler. Medyaya çıkıp dünyaya duyurdukları zaman yer yerinden oynayacaklarını zannediyorlardı. Çünkü yeri yerinden oynatacak bir hadiseyken magazin haberlerinin dahi daha alaka, daha ilgi duyduğunu. Yani pes doğrusu birçok konuda zaten pes ediyoruz. Bu kadar hayati mevzulara insanlar, halklar, herkes kendi ülkesindeki insanları önceleyerek tepki verirken bu kadar mı kayıtsızsınız falan genel mevzulara derken, bu filmde ya her şey bitmek üzereyken bile insanların nasıl da önemsiz şeyleri çok önemsediğini, önce alay alındılar bilim adamları, istedikleri gibi görmediler. Fakat ne olduysa oldu, yine bizim çok da artık şaşırmayacağımız bir hadise oldu. Beyaz Saray, hükümet skandallarla çalkalanmasında yine bildik bir gündem değiştirme için çok iyi malzeme oldu. Ve bir anda tekrar gündeme girdi. Bu bizim bilim adamları da çok ümitlendiler. Artık istedikleri, bekledikleri ilginin geleceğini zannettiler. Ama beyhude şu gördüler ki umurlarında değil birilerinin. Hele öyle korkunç bir tablo, öyle bir şekilde anlatılıyor ki vahşi kapitalizm. Böyle korkunç bir hadisede bile sermaye sahibinin hem hükümetlerin nasıl üzerinde pençesi altında olduğunu gösteren bir sahne. Hükümetlere, Amerika başkanına bile emredecek kadar tesir edici. Bu film çok iyi resmetmiş. Beklenti şu: yeryüzüne çarpacak olan bu krizden bile bir fırsat bekleyip üzerindeki çok değerli madenleri kullanabileceğini inanmış, etrafına inandıran bir zengin adamdan bahsediyor. İşte teknolojiyle göktaşının çeşitli parçalara ayrılıp kontrollü bir şekilde yeryüzüne indirilip madenlerle ve yine aynı dil, fakirlere, düşmüşlere, gariplere, evsizlere, her şeye bir fayda sağlayacağı iddiasıyla sarmallanarak Amerika hükümeti dahi bu plana alet ediliyor. Medyada her zamanki gibi manipüle vazifesini yapıyor. İşte film böyle gidiyor, geliyor. Çok çok mesajlar saklı. Böyle bir hadise 1910 yılında edebiyatımıza girmiş. Hüseyin Rahmi'nin kitabı Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç. Nedim Hazar da bu filmin eleştirisinde bu hikayeyi anlatmıştı bize. Orada kuyruklu yıldız çarpmayınca seninle evleneceğim diyor. Herhalde Hazreti Meryem gibi eğer çarparsa evlenmemiş bir bakir olarak gideyim belki diye bekliyordu. He, çarpmadı, hayat devam ediyor. Hadi evlenelim belki düşüncesiydi Hüseyin Rahmi. Bu kitapta çok güzel bir şekilde anlatıyordu. O kuyruklu yıldız Risale-i Nur'a da konu olmuştu. Risale-i Nur'da insanların titrediğini, işte 1910'da Amerika'da insanların nasıl sığınaklara girdiğini, yeryüzüne bu kuyruklu yıldızın çarpıp her şeyi yok edeceği o titremesini anlatırken, bugün de koronavirüsü ile birlikte örtüşen bir imani perspektiften Bediüzzaman insanın küçük iktidarını, acziyetini bu örnekler üzerinden çok güzel resmetmişti. İnsanoğlu her şeye malik olduğunu zanneder de
o aziyetini, fakriyetini, nihayetsiz ihtiyacını unutur, her şeyin hakim olduğunu zanneder de, gözün görmediği bir virüsten nasıl da titrer, bir kuyruklu yıldız çarpacak endişesiyle nasıl da dehşete düşer örneğiyle çok güzel anlatıyor. Ve ne kadar da güncel değil mi? İnsanoğlu gerçeği değişmiyor. Sahnedeyse de insan hakikati, geçiciliği, korkusu, aziyeti değişmiyor. Bu film, evet, bu yönleriyle, mesaj vermesiyle müthiş bir film. Yani kapitalistler deyip bir sol perspektiften baktığın zaman sadece birilerine havale edilen kapitalist duygunun bence hayatın her tabakasında, her insanın ruhunda potansiyel olarak bulunduğuna inanıyorum, görüyorum, deneyimliyorum. Elindekini paylaşmama, mültecilere karşı tepkiler, statüsünü koruma, kendi aidiyetlerine işte başkalarını bulaştırmama, paylaşmama, bencillik, egoizm hayatın her tabakasında gözümüzün önünde duran bir gerçek. Sadece işte yükseklerde görülmemeli işte siyaset, medya. Her alanda bu görülmekte. Bununla birlikte bu kayıtsızlık, bu hatalar karşısında filmin sonunda bir sahne var sonlarında. Bilim adamları dahil bir yemek masasında artık sebeplerin bittiği, dünyaya çarpacağı kesin olduktan sonra ellerini açıp dua ederlerken Allah'a inanan var, inanmayan var. Böyle bir dua ediliyor ve o duada çok ilginç bir şekilde benim okuduğum bu film Türk eleştirmenleri işte klasik değişmeyen dine bakışı hep negatif olan her şeyin bittiği bir anda bile Allah'a açıp duayı sanki hemen böyle dinin karşıtı gibi görülen ya işte bilimsel veriler dururken niye dua ediliyor? Yani önce dinin ne olduğunu anlatmak lazım, duanın ne olduğunu anlatmak lazım. Filmin yönetmenini tebrik ederim. Filmin içine girmiş, sıcak yatağında döşeğinde realiteden uzak olmayan bir tablo çizmiş. Hani uçak düşerken ateist kalmasın bir söylemi var ya. O anda her şey bitmiş. Zaten duanın mahiyetinde aman Tanrım bizi kurtar diye bir şey yok. Orada ne var? Tanrım bütün kibrimize karşı sen bizi affeyle. Ve zaten inancın mahiyeti buranın da bir de ötesi var. Bizi bu yaptığımız günahlardan dolayı affeyle duası var. Yani burada bizim coğrafyamızın solculuğu, sağcılığı, dindarlığı, milliyetçiliğinin nasıl fanatik bir düzeyde olduğunu yine bir göstergesi. Buna alerjik olan bir sürü eleştiri de gördüm. Çok yerine oturmuş. İnsanoğlunun pratiğinin çok güzel ekrana yansımasıydı. Son anda ölüme beş kala edilen bir duaydı bunlar. Bununla birlikte gökyüzüne bakma. Ne diyordu filmin kahramanı? Filmin adı neydi daha doğrusu? Don't look up. Yani yukarı bakma. Kim diyordu bunu? Hükümet, sermaye, medya üçlemesi, insanları başını kaldırmaması üzerineydi. Bilim adamları ne diyordu? Yukarı bakın, sizi aldatıyorlar, yanıltıyorlar. Ben de böyle bir metafor üzerinden, şöyle bir mesaj var mıydı bilmiyorum ama bugünün nesilleri için nasıl bir anlam olabilir? Herkes önüne almış, zaten yere bakıyor şu anda. Otobüste, metroda, trende, vapurda, araba kullanırken, araba koltuğunda, evde artık insanlar önündeki küçük ekrana, yere bakıyor. Artık göğe de bakma da demiyorum. Etrafına bakın, çevrenize bakın diyebiliyorum. Yere bakan insanlara, gökyüzüne bakmanın kıymeti o kadar güzel ki hem. Hani Hazreti Ali diyor ya, içine bir kibir geldiği zaman gökyüzüne bak da nasıl da bir nokta olduğunu gör. Aziyetini, küçüklüğünü gör. Marcel Proust da o meşhur 20. yüzyıl klasiği olan, seri kitapları olan Kayıp Zamanın Peşinde kitabında her an Alman uçaklarının bombalamasını endişeyle bekleyen Parislilerin gökyüzüne doğru bakarken zamanla gökyüzüne bakmanın ne kadar da güzel bir şey olduğunu anlamasını anlattığı o ifadeler de aklıma geldi. Bakın gökyüzüne ama etrafınıza da bakın. Hep elinizdeki küçük ekranlara bakmayın. Ben o filmi küçük videolarda, küçük ekranlarda izledim ama diyenler de bu meseleyi daha iyi kavrayabilir. Peki, ben
Hiç alışık olmadığım bir konuda girdim. Teşekkür ederim. 2022'yi en mutlu, en hayırlı, en sağlıklı, sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz bir yıl olması temennisiyle.